ben Merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizinle 5 dakikalık at kuyruğu rutinimi paylaşacağım. Bu aralar biraz fazla saç videosu paylaşıyorum, farkındayım. Ama açıkçası benden en çok istenen videolar genelde saç videoları oluyor. Madem benden bu kadar çok isteniyor, o yüzden yapabildiğim kadar yapayım istedim. Hani gidebildiği yere kadar gitsin. Ama artık bir yerde dur ya da daha fazla paylaş derseniz yine aşağıda benimle yorum olarak paylaşın lütfen. Videoya başlamadan önce Dior çekilişi hala devam ediyor. Onu da hatırlatmak istedim çünkü çok az bir zamanı kaldı. Eğer kaçırmak istemiyorsanız şuradaki videoyu tıklayarak nasıl kazanacağınız hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu arada eğer kanalımın sıkı bir takipçisiysen zaten bu ailenin bir parçası olduğunu çok iyi biliyorsun. Yok değilsen ve bu benim kanalıma ilk girişinse o zaman sana... buldum. Sen buralarda yenisin galiba. Sarılması. Aramıza hoş geldin. Gel buraya. Aramıza hoş geldin. Eğer benimle daha fazla vakit geçirmek istersen de beni Instagram'da Aslan Dilar adıyla arayıp bulabilirsin. O zaman video başlıyor. İşte başlıyoruz. Belki 5 dakikadan daha kısa sürecek bu at kuyruğunu yaparken nelere ihtiyacım olduğunu sayarak başlayayım önce. Tabii ki tarak. Ucuna saçımı ayırmak için kullandığım başka bir tarak ve bu kelebek tokalar ki bence çok nostaljik. Tabii ki at kuyruğunu toplamamız için lastik toka. Hatta bunların incelerini de kullanabilirsiniz. Ben bazen tercih ediyorum. Ve bu metal pensler. Ben bu penseyi çok sık kullanıyorum. Belki fark etmişsinizdir. Çünkü hem saçlarımın gözümün önüne gelmemesini sağlıyor hem de kulak arkasına atmadığım için saçlarım böyle değişik abuk sabuk bir hal almıyor. Düz kalıyor. Bu arada saçlarım da gayet düz durumda fark ettiyseniz. Çünkü saçlarınızın ister düz ister dalgalı önceden düzeltilmiş olması kesinlikle at kuyruğunuzun çok daha iyi görünmesini sağlayacaktır. Aksi takdirde doğal saçlarınız kenarlardan çıkabilir, elektriklenebilir. Bunu istemeyiz. Şimdi saçlarımı tarıyorum. Saçlarımı taramayı bitirdikten sonra bu ucu sivri tarakla kulak hizamdan saçlarımı ikiye ayırıyorum gördüğünüz gibi. Ve bu ikiye ayırdığım kısmı yukarıdan tutturacağım. Gördüğünüz gibi bunu da pens yardımıyla yapacağım. Üst kısım şimdilik bekleyecek. Altta kalan bu saç tutamını da bu küçük ince lastik yardımıyla tutturacağım. Önce tarıyorum çünkü ense kısmının düz olmasını ve oradan hiçbir şekilde saç çıkmamasını istiyorum. Ve gördüğünüz gibi lastikle bağlıyorum. Burada yaptığım şey aslında daha yukarıda olması. Çünkü biliyorsunuz at kuyrukları hep gittikçe aşağı düşer. Geldik kelebek tokaların kullanıldığı o can alıcı kısma. Bu tokalarla biraz saçımızda volüm etkisi yaratacağız. Gördüğünüz gibi ikiye böldüğüm saçın ortasına kelebek toka yerleştirdim. Gördüğünüz gibi çok daha hacimli duruyor. Artık saçımın üst kısmını açabilirim çünkü ilk adımı tamamladım. Şimdi saçımın en tepedeki kısmını biraz geriye doğru taradıktan sonra çok hafif kabartacağım. Bunu da elimde bulunduğu için krepe tarağı ile yapacağım ama eğer krepe tarağınız yoksa bu taraklar da kesinlikle iş görür. Tarağın dişlerini saçın arka yüzeyinde kalacak şekilde yukarıdan aşağı doğru iterek krepimi yapmış oluyorum. Sonra üstlerini çok hafif düzeltiyorum ve hazır. Şimdi gördüğünüz gibi klasik at kuyruğu hareketini yapıyorum. Bu arada saçlarımın ön kısmını biraz düzeltiyorum ve saçımı lastik tokayla bağlıyorum. Gördüğünüz gibi 5 dakikalık at kuyruğum neredeyse bitmek üzere. Bu arada bence at kuyruğu en iyi kancalı tokayla tutturulur ama eğer elinizde yoksa nasıl yapacağınızı gösterebilirim. Evinizdeki bir lastik toka ve iki tel tokayı lastik tokanızdan geçirerek kendi kancalı tokanızı yapmanız mümkün. İşte gördüğünüz gibi. İlk tel tokayı saçınıza tutturduktan sonra döndürün ve ikinciyle sabitleyin. İşte bu kadar. Yine daha hacimli durmasını istediğim at kuyruğumun ortasına kelebek tokamı yerleştiriyorum. Ve son olarak da alttan aldığım bir tutamı tokamın etrafından doluyorum ki daha estetik bir görüntü olsun. Bunu da tel tokayla tutturuyorum. Ve işte bu kadar. 5 dakikalık at kuyruğu rutinimi tamamladım. Bence oldukça iyi ve özenli görünüyor. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Her zamanki gibi beğendiyseniz likelamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.